Kapkan Kağan bir defasında Çin'den vergi olarak 1250 ton tohumluk buğday ile 3000 adet tarım aleti almıştır. Köktürkler Çin'den aldıkları tohumluk buğdayı aynı yıl içinde ekmişler fakat bu buğdayın hiçbiri çıkmamıştır. Zira Kapkan Kağan'a vergi ödemeyi bir türlü içine sindirememiş olan Çin İmparatoriçesi bu buğdayı Köktürklere pişirerek vermiştir. Bu bilgiler durumlardan hangilerinin göstergesi olabilir? Köktürklerin tarımsal faaliyetlerde bulundu. Arkadaşlar tohumluk buğday ve tarım aleti aldıklarına göre bu adamlar tarımla uğraşıyorlar. Doğrudur bir. Çin ile Köktürkler arasında siyasi rekabet yaşandı. Arkadaşım sen ondan vergi alıyorsun. O da senin başarılı olamaman için buğdayı pişirerek sana veriyor. E, vergiye de bağladığına göre savaşmışsın. Rekabet var. Köktürklerin Çin'e üstünlüklerini kabul ettik, ettirdikleri. Bu doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü Çin vergi vermeyi kabul ediyor. Çin vergi verdiğine göre Kapkan Kağan üstün durumda. O zaman 3 şıkkımız da doğrudur. Cevabımız Edirne'dir.